Yes Have Life Sesli Dersler serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün size anlatmak istediğim bilgisayarda hard diskimizin bölümlendirilmesini yeniden yapmak. Şimdi bunun için bilgisayarımıza tıklıyoruz. Şu an bizim bilgisayarımızda hard diskimizin C ve J şeklinde bölündüğünü görüyorsunuz. DVD de E olarak bölündüğünü görürsünüz. Normal şartlar altında arkadaşlar böyle bir şey sizin başınıza kesinlikle gelmez. Neden J oldu? C'den sonra D olabilirdi ama neden J oldu? Bilgisayar yüklenirken, formatlama yapılırken bilgisayarda bir başka hard diskin bağlı olduğu ve bu J'yi içeren bölümlendirmenin sonradan yapıldığı ortaya çıkıyor. Ha bu problemi nasıl düzeltebiliriz? Sonra da J'yi birden başka parçalara nasıl bölebiliriz? Evet. Öncelikle bunu kapatalım. Bu bilgisayar simgesine gidelim. Farenin sağ tuşuyla tıklayalım. Farenin sağ tuşuna tıklayalım. Buradan yöneti seçelim. Evet. Açılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar bilgisayar yönetimi penceresi açıldı. Buradan depolama alt başlığındaki disk yönetimini seçeriz. Seçiyoruz. Evet, burada biraz vakit alacak bağlanması. Burada bilgisayarımızda ne kadar hard disk donanımı varsa hepsini göreceğiz. Evet, C. Sistem ayrıldı diyor. Bu Windows kurulurken ayrılan alan. Diğeri de J. Gördüğünüz gibi bilgisayar kurulurken Windows 10 kendisine 500 MB'lık bir alanı bıraktı. C için 290 yaklaşık 300 GB'lık bir alan seçilmiş. Sonrasında da muhtemelen bilgisayar formatlandıktan sonra oluşan bu alan 638 diyelim ki 650 GB'lık bir alan. Bu bilgisayar zaten 1 TB'lık bir bilgisayar. Şimdi öncelikle bu, ilk olarak J'nin ismini değiştirmeyi gösterelim. Sağ tuş, sürücü harfi ve yolu değiştir. Yeniden gösteriyorum. J'yi seçiyoruz. Sağ tuşa tıklıyorum. Sürücü harfi ve yolu değiştir. Ben buradan J yerine değiştir diyelim. Sürücü harfine şunu ata. Ne olsun? B atamamalıyız. Burada ne var? D neden atayamıyoruz arkadaşlar? C atayamıyoruz. C'miz var zaten. D'yi neden atayamıyoruz? Çünkü bilgisayarımızda şu an bölümlendirme yapıldıktan sonra ilk harf C ile başlıyor. İkinci harf D. D DVD-ROM olarak atanmış. Biz D'den sonra sına bakalım. F diyoruz. Neden E yok? O da ayrı bir şey. Normal olarak E'de gelmesi lazım. Evet. Biz F olsun diyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken eğer biz direktmen J üzerine kurulum yapmışsak herhangi bir programa kurmuşsak J'den adres alarak o programın çalışmayacağını söylüyor. Evet diyoruz biz öyle bir kurulum yapmadık. Evet diyorum şu an J'nin ismi arkadaşlar F olarak değişti. Evet D olmama sebebini de şimdi buldum. Bilgisayarımda şu an bende bir tane kart okuyucu takılıymış. Bu D ismini almış. Hemen kart okuyucumuzu çıkarıyorum. Kart okuyucumu çıkarıyorum. F'yi de tekrar hemen D olarak bir daha değiştirelim. Hem tekrar olmuş oluyor. Değiştir. Bu sefer geliyorum ben. D harfini alıyorum. Tamam diyorum. Evet. C, D, E. CD-ROM'umuz, DVD'miz E oldu. Hard disk birincisi C. Mantıksal oluşturduğumuz ikinci hard disk D. Totalde de zaten burada 931 GB olduğunu görüyoruz. Ama bu hard disk 1 TB'lık. Böyle farklılıklar olabiliyor. Şimdi burayı kapatıyoruz. Bakalım bilgisayarımızda C ve D hard disklerimiz var. Şimdi biz bu D'yi küçültelim. Neden küçültelim? Mesela içine girelim. Burada kamera, aile fotoğraf kamera albümü var. Driver var. Eğitim var. Ve böyle şeyler var. Ben diyelim ki bu aile fotoğraf albümünü sadece belli bir alanı şey yapıp diğerlerini diyelim ki YouTube'da hazırladığımız videolarımız
da bu bölümlerde tutmak istiyoruz, karışmasın diye. O zaman tekrar geliyoruz, bilgisayar yönet diyoruz. Buradan arkadaşlar disk yönetimine geliyoruz. Buradan DN üzerine geliyoruz. Şimdi DN üzerine gelmeden önce şöyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi biz C'yi küçültebilir miyiz? 300 GB var yaklaşık. Evet, C'yi de küçültebiliriz. D'yi küçültebilir miyiz? Evet, D'yi de küçültebiliriz. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir mevzu var. Ben mesela öncelikle D'yi küçülteyim. D küçülttüğümüz daha sonra eski yerine geri ilave edebiliriz. Mesela buraya geliyoruz, birimi küçültüyoruz. Şimdi burada diyor ki küçültmeden önceki boyut 653 GB. Kullanılabilen küçültme alanı 548 GB'a, yaklaşık 549 GB'lık bir alan küçültebiliriz. Şuraya küçültmek istediğiniz alanın miktarını girin. Burada da kalan. Ben diyelim ki buradan 200 GB'lık bir alan küçültmek istiyorum. 200, 300 GB'lık bir alan küçültmek istiyorum. 300, 1000. 300 GB, 300 bin kaba saba, evet böyle yapıyoruz. Küçüldükten sonra ise yine 353 GB'lık bir alan kalacak. Ben buraya hatta YouTube videolarımı, ileride daha çok videolarımın olabileceğini düşünerek 400 bin şeklinde de küçültebilirim. Evet, küçült diyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 400 GB'lık bir alan küçültelim. Uygun olduğu ne kadarlık ayrıldı? 390 GB'lık bir alan. Ben bunu hemen geliyorum buraya. Önce ayrılmamış yazıyor. Şu an ben buraya geldiğim zaman bakınız. C burada 247 GB yeni halini görüyorsunuz. Ben buraya yeni basit bir birim dersem bakınız. F harfini alacak diyor. Evet. NTFS sistemini kullanarak da biçimlendiriyorum. Biçimlendirme tamamlanınca yeni bir driver oluşuna dair uyarı gelecek arkadaşlar. Evet, bakalım gelsin hemen. Evet, gördüğünüz gibi F oluştu dedi. Hemen aşağı çekelim arkadaşlar. F'yi aç diyelim. Ya da bilgisayarımı açalım. Bakın CDF 400 GB'lık bir alan boş. Ben bu küçülttüğüm alanı istediğim zaman tekrar kendim bir daha küçültebilir miyim? Tabii ki bir daha küçültebilirim. Ben istersen şunu da yapabilirim arkadaşlar. Birimi sil derim. Bakın 390 GB alan oluştu. Bölümü sil dersem bölümü artık ayrı bir alan oluyor. Bakın bölüm de gitti. Şu an ayrılmamış. Şuraya da gelip ben tekrar ne diyebilirim? Birimi genişlet. Şuraya gelip deneyelim. C'ye katabilir miyiz? Bakınız. C'ye ben bu alanı katamıyorum. C'yi küçültmüş olsaydım onu D'ye katma ihtimalim vardı önünde olduğu için, ama C ile D arasında arkadaşlar herhangi bir alan olmayacağı için bunu C'ye katamıyorum. Ama bunu D'ye katabiliyorum. Tekrar geliyorum. Bakınız. Birimi genişlet. Buraya geliyorum. Tamamını, evet arkadaşlar, yeni bölümümüzün büyüklüğü tekrar eski haline geldi. Şöyle bilgisayar diyelim. Gördüğünüz gibi 638 GB. Ama ben tekrar bunu bölmek istiyorum. Buraya birimi küçültüyorum. Buradan 400 bin alan küçülsün. 400 bin, evet, küçültüyorum. Burası küçülsün çünkü oraya ayrı bir şey. Buradan küçülen alanı tekrar basit bir birim oluştur diyorum. Evet, 400 bin. Atanacak harfimizi seçebiliriz. Ben F olması taraftarıyım. İleri diyorum. Son. Çünkü alfabetik olarak için C, D, E zaten medya driver'ımız. Bu da F. Evet arkadaşlar. Sesli dersler programında hard disk bölümlendirme dersimizi bitirdik. Bir sonraki sesli dersler programında görüşmek üzere. İyi günler.